Bize fıtratımızı hatırlatan bu kadar güzel eserle dolu olduğumuz bir şehirde aslında fıtrattan bayağı uzakta yaşıyoruz diye düşünmeden de edemiyorum. Yani bizde mi sorun var yoksa eserler yeterinceyi hatırlatıcı değil mi? Bunu anlamak hakikaten mümkün değil. Ama çok güzel bir tespit oldu. Gerçekten insanın fıtratına davet eden, fıtratına çağıran bir formu ifade eden eserlerle dolu bir şehirde yaşamak. Ben az önce Ayasofya'daydım programdan önce. Yani 1500 yıllık bir eserin içerisindesiniz. 1500 yıllık katman katman hikayenin içerisindesiniz. Yani onu sadece bir mabet ya da bir müze olarak değil de 1500 yıl içerisinde milyonlarca insanın gelip geçtiği ve hikaye bıraktığı bir mekan olarak algılarsak sanırım mekana bakışımız tamamen değişecek. Hatta o mekanla, o yapıyla iletişim kurma imkanına kavuşacağız deyip aradan çekiliyorum. Şimdi merhabalar hepinize tekrar hoş geldiniz. Ee... Celalettin'in son bir bıraktığı noktadan devam edeyim ben de. Şimdi efendim biz oturduk toplandık bu kadar insan. Biz bir toplu bundan sonrası için kendimize ait bir yeni mimari dil oluşturalım. Hadi hemen yapalım seneye de bu işe başlayalım. Sen şunu yap ben bunu yap diye bir dünyanın olmadığından biraz söz edelim. Onu konuşacağım. Şimdi daha önce önce buradan başlamadan önce biz tabi Celalettin'in bahsettiği bazı başlıklar benim de hep dikkatimi çeken konular. Bir tanesi biz 20. yüzyılın ort işte sonlarına doğru doğmuş başka bir dünyanın yani her ne kadar ne diyelim İslam kültürünün içinde doğup büyüsek de o, o kültürü 20. yüzyılda yaşayanlardan olduğumuz için bizim bunları algılayışımız efendim 1300 yılındaki 1400 yılındaki insanın hem dünyayla ilişkisi hem e, ne diyelim e, manevi alanla ilişkileri arasında ciddi farklar olduğunu düşünüyorum. Yani bu da hepimizin e, gördüğü bir şeydir. Birincisi e, imgeler yine Celalettin söylediği mevzu çok önemli. Biz günümüz insanı için maddi kültür son derece önemli ve biz bunlar üzerine algılarımızı kuruyoruz. İşte görselliğin oluşturduğu bir kültürel dünya var ve bunun üzerinden hep tarifler yapıyoruz. İşte öğrencilerimiz mesela proje çalışırken projelerinde o projenin mekanlarını falan değil önce imajlar bulup o projelere bakarak yeni projeler tasarlıyorlar. Yani bu ister yeni bir kültür merkezi olsun, yeni bir cami olsun hani onun nasıl bir süreçten sonra ortaya çıktığıyla ilgili böyle çok derin tartışmalara girildiğini açıkçası ben de düşünmüyorum. Biz de Öğrencilerimize hemen bir şekil form oluşturayım. Bunun için neyi seçeyim falan diye bu tarz yöntemler deniyorlar. Geçmişe bakarken nasıl bakacağız? Ya yani bir kere geçmişin hakikaten geçmişte kaldığına bizimle ben onu şöyle tarifliyorum yatay düzlemler gibi. Yani bunlar. 2000 yılı buradaysa öbürü burada birbirini kesmiyor bunlar. Ama dişey, dişey, bunları dikeyde kesen başka bir boyut var. O ayrı bir şey. Ama e, efendim hemen e, o dönemin düşünce dünyası şöyleydi böyleydi gibi... Ki ...hemen biçimleri transfer etmenin de başka sıkıntıları var. E, şimdi mimarlık ve biçim ve klasik dille ilgili konuşursak... ...bizim yaşadığımız yakın coğrafyayla Osmanlı öncesinde çok etkili olan... Birkaç tane medeniyet var. Yani bir tanesi Mezopotamya. Mezopotamya'da oluşmuş bir kültür. İkincisi Mısır ve arkasından Yunan ve son olarak da aslında Osmanlı ile belki karşılaştırma anlamında düşüneceğimiz kültür, klasik dili o anlamında Roma mimarlı. Yani Roma mimarlı bu anlamda başlı başına bizim için önemli bir ders. Hem kullanılan yapım teknikleri, işin organizasyonu, kendi kültürü açısından dünyaları farklı da olsa bir farklı kültürden söz ediyorsak ya bir karşılaştırma yapacağımız kültür benim aklıma hep böyle Roma geliyor. Önceleri böyle mimarlık tarihi kitaplarında Roma mimarlığını böyle çok özenli anlatılırken bana biraz böyle ya bu Avrupalılar da çok abartıyor falan gibi geliyordu ama sonradan bakınca cidden önemli tarafları var. Yani bunun bütün Roma'dan sonraki dünyayı mimarlığın etkileyecek çok önemli yönü var. Yani bunun mekan organizasyonlarını işte efendim sağ her şeyi Roma kendi yapmamış. Ya şimdi Osmanlı'dan söz ederken de benzer bir şey söz edeceğiz. Ee, efendim Osmanlı döneminden önce de camiler varmış, medreseler varmış. E, hanlar, hamamlar varmış ama Osmanlı bunları başka bir terkibe büründürmüş. Herhalde kritik olan şey de bu. Ee, ya olayı e, sadece teknik olarak efendim kullandığı malzeme üzerinden Yapının formu üzerinden okumaya kalkmak mümkün tabii ki. Yani bunu da bir araştırma konusudur. Ama bunların hepsinin birlikte yapıyı meydana getirdiğinde hani zihinden çıkarmamak gerekiyor. Yani yapı dediğimiz şey birçok şeyin etkisinde ortaya çıkıyor. Yani bunlardan bir tanesi sizin ekonomik gücünüz. Yani yapı diyorsanız sizin ekonominiz önemli. Bununla ilgili malzemeniz o, o anlamda e, ee, ne diyelim o dil kullandığınız dil hep aklıma bir benzetme geliyor. Bu Wittgenstein'ın e, dilimin sınırları, dünyamız sınırlarını belirleri ben biraz mimarla çeviriyorum. Ya bizim e, kullandığımız malzemenin sınırları, bizim tasarım düşüncemizin yüksekliği, bizim e, yapım tekniklerimizin farklı, bizim ortaya koyduğumuz yapının da sınırlarını, bizim ulaşabileceğimiz zirveleri belirliyor. Yani dilde ne kadar çok kelime Kavram e, farkında olarak konuşursanız ortaya koyacağınız e, dil kültürü de başka bir şey ortaya koyuyorsunuz. Ama o yüz kelimeyle konuşan adam da başka bir şey konuşuyor. Yani yüz kelimeyle de iletişim kurulmuyor mu? Kuruluyor tabii ki. E, ona da ben dil biliyorum deyip CV'sine yazanlar var ama beş ama bin on bin kelimeyle e, konuşmak başka bir şey. Şimdi Osmanlı mimarlığının birkaç şey baştan önce şöyle biraz söyleyeceğim. Fotoğraflarım öyle göstereceğim ki daha üzerine konuşması güzel olsun. Ya Osmanlı mimarlığını tek başına düşünmemek lazım. Bir Osmanlı kültür alemi içinden bakmak lazım. Osmanlı mimarlığı var ama Osmanlı mimarlığının yanı sıra başka bunu destekleyen farklı kültür yan kültürler var. Bunun süslemesi, yani bunun süslemesinin içinde hat, tesip, minyatür gibi başka kültürler musiki diyoruz. Bunların hepsi bir arada düşünülmesi gerekiyor. Bir de Osmanlı veya şöyle söyleyelim Osmanlı klasiğine geldiği zaman Osmanlı'ya baktığımız zaman onu farklı kılan şeylerden birisi onun geçmişten aldığı birikimi yorumlamadaki ustalığını dikkat etmek gerekiyor bence. Şimdi ilk dönem yapılarını göstereceğiz. Yani bu Osmanlı şimdi tabii şöyle bir şey de çok hoş bir şey değil efendim işte Osmanlı 1299'da kurulmuş hemen hadi 1310'daki yapılar bu 1400'deki şimdi aslında bizim bir tarihsel kronolojik bir şeyle bunları göstereceğim. Yani bunda bir şüphe yok ama bir süre sonra onun bizi yanıltacağı noktalar da çıkabilir. Yani bu sanki bilgi paketleri sadece bir yerde duruyor birilerine transfer olmuyor falan gibi şeyler yok. Yani bir kere Osmanlı'dan önce kuvvetli bir Selçuklu geleneğinin olduğunu biliyoruz yaşadığı coğrafyada. İkincisi bir Bizans kültürü ve geleneği var. E, toplumun kendi yapısına baktığınız zaman bir göçer bir topluluk var. Bir de ne diyelim şehirleşen ...bir başka topluluk var. Yani bunların hepsinin o dinamiği aslında bunu ortaya koyan şey. Ee, erken dönem yapılarında bakacağız. Ee, o Selçuklu'da gördüğümüz işte Anadolu'nun farklı yörelerinde gördüğümüz yapıların benzerlerinden izler taşıyan şeyler göreceğiz. Hatta ne bileyim Bursa'daki Orhan Külliyesi'nde Ege'den işte Yunanistan'dan belki İtalya'dan geldiği düşünülen biçimsel benzeşmelerden de söz edilebilir. Yani bunu bir sanat arkadaşlar çok daha kes söyleyerek yapabilirler. Bunları işte falan yapıyla çok daha benziyor, ustası gelmiştir falan gibi. Şimdi Osmanlı'yı bu anlamda farklı kılan şey bu kadar çeşitliliğin olduğu coğrafyada bunları alıp aslında bir terkibe ulaştırma şekli. Yani Bizans'ta sütun başlığı yok muydu? Vardı. Ondan önce yaşamış antik kültürlerde yok muydu? Vardı işte Selçuklu'da da vardı ama Osmanlı kendince üstün başlıkları, kemer biçimleri, işte mekan organizasyonları geliştirerek bunu ortaya koyuyor. Ben biraz önce bahsettiğim Roma'da da böyle bir durum söz konusu. Yani Roma döneminde baktığınız zaman işte Avrupa'nın ortasının işte İngiltere'sinden Orta Doğu'ya kadar olan o koca coğrafyada Roma mimarlığı diye bir şey çıkmış. Bizim de şimdi... Ondan e, neredeyse işte bin küsur yıl sonra çıkan Osmanlı mimarlığı da benzer şeyleri söylemiş. Şimdi lafı çok uzatmadan biraz şekiller üzerinden konuşarak gitmek daha iyi zannediyorum. Şimdi normalde klasik olarak işte mimarlık tarihçisi, sanat tarihçisi hocalarımızın bizden öncekilerin yaptığı tarifleme e, işte erken dönem bir Osmanlı mimarisi var. Efendim bir klasik dönem Osmanlı mimarisi var. Bir de son dönem diye. Ama bunu Şimdi e, hangi Osmanlı, hangi neredeki Osmanlı, şimdi imparatorluğun o kadar geniş olduğu, aktörlerin bu kadar çoğul olduğu bir ortamda e, bunun aslında çok çeşitli olduğunu zaten kabul etmemiz lazım. Benim bu kısa zaman diliminde e, o kadar e, uz geniş coğrafyadaki bütün yapılardan söz etmemin de mümkün olmadığını tahmin edersiniz. Şimdi Erken Osmanlı mimarisini... E, işte Osmanlı Devleti'nin kurulduğu düşünülen işte Bilecik, Söğüt, Bursa, İznik ve arkasından Edirne'de oluşan mimarlık. İkincisi biraz tabii bu tarifler dediğim gibi tartışmalı olabilir. Fatih dönemine gelen bir Osmanlı mimarisi. Sinan öncesi ya işte Fatih devri soğurası esas aslında Sinan devrim mimarisinin oluşmasına altlık olacak ne diyelim daha formların, biçimlerin, sistemlerin oturduğu bir dünyadan söz ediyorsak o da Sinan dönemi, klasik, Sinan öncesi, Sinan dönemi sonra klasik mimarisi var. Bir de son olarak aslında Mimar Sinan'dan sonra da devam eden bir Klasik Osmanlı mimarisi var ki İstanbul'da ve ne diyelim imparatorluk coğrafyasında 1700'lü yılların başlarına kadar bunu da sürdüğünü söylemek mümkün. Ben burada bir tane örnek koydum. Kendim bir dönem projesini yaptım. Eyüp'teki Şeyhülislam tekkesi çok bana ilginç geliyordu. Ben yapıyı ilk gördüğüm zaman kitaplardan hiç bakmadan yapıyı görmüştüm. Benim gözümde böyle bir klasik yapı 1600'lü yıllar maksimum diyeceğim yapı. Yapının tarihçesine bakınca 1700'leri görüyoruz. Ya bu aslında klasik e, öbür taraftan Avrupalı mimarlık etkileri devam ederken o tarz şeyler de var. Şimdi bu son dönem lafı da aslında yine tartışmalı ama e, şöyle söyleyelim. E, Sinan sonrası diyelim. E, Avrupalı üsluplardan etkilenerek ortaya çıkmış mimarlıklar. E, işte Lale Devri'nde çıkan bir mimarlık var. Bunu işte batıllaşma diyebiliriz işte. Yani bat genel olarak öyle diyebiliriz tabii ki. İşte barok mimari ama mesela bu da bu barok mimari de kendi çapında cidden ilginçtir. Yani Osmanlı baroğu da kendine ait bir şahsiyeti olan bir baroktur. Yani Avrupa baroğundan cidden ayrı bir tarzı vardır. Özellikle Nur Osmaniye. Nur Osmaniye ile resmen o başka bir dil söyler. Ampir mimari ve işte eklektik diye. Ve bunu daha ilerletirsek işte yeni Osmanlıcılık diyeceğimiz birinci milli mimari akım falan gibi şeylerle ve son artık ben ona da son ne at vereceğiz işte biraz önce konuştuğumuz Nevzuhur Osmanlıcılık'ta. Üçüncü milli mimari diyebiliriz belki ona. Bir de böyle bir dönem var. Şimdi bu bizim coğrafyamız aslında bizi biraz şeyden şimdi coğrafyadan konuşalım. Yani bu bildiğimiz fit şeyden Avrupa'ya geçmeden önceki Osmanlı sınırları. İşte malumunuz bu sınırlar içerisinde konuşacağımız yapılar var. Benim burada göstereceğim yapılar genelde şimdi normalde bazı hocalarımız zamanda bu tarz bunu anlatan hocaların kitaplarında efendim Bursa'daki Osmanlı mimarisi, İznik'teki Osmanlı mimarisi bir şehir odaklı gitmişler ama ben bunu Burada daha kronolojik yaptım. Bir anda Bursa'dan İzniye, İznik'ten Edirne'ye falan ve tekrar Bursa'ya dönebiliriz. O sizi şaşırtmasın. Sadece hani o tarihsel seyri takip etmek açısından. Şimdi 4-5 tane örnek göstereceğim size. Bunlar Osmanlı olarak adlandırılmayan ama Osmanlı dönemi mimarisini etkilediği düşünülen şeyler. Şimdi bir tanesi biz tabii yine Biraz önce söyledi Celalettin. Yani birkaç tane ben gravür var. Onu ekledim ama o gravürlerden önce biz sivil mimarlıkla ilgili yani malzemesine dair bazı bilgilerimiz var. Ya yani işte İç Anadolu'da kerpiç, Odaklı işte Batı Anadolu'da ve Karadeniz çevresinde ahşap, işte Güneydoğu'da taş, kerpiç gibi geleneksel ev mimarisi için böyle bir şey söz konusu ama bizim konuştuğumuz işte abide yapılar ve de günümüze ulaşanlar. Yani biz yani buradaki konuşma hep bunun üzerinden yapıyoruz. Ee, malumunuz Anadolu'da erken İslam döneminden itibaren çok sayıda cami yapı yapılmış. Bunların e, genel olarak e, erken İslam kültüründen gelen işte enlemes, enine planlı mihrap yönünde uzunlamasına olan planlar var. Bu yapıyı ilginç kılan şey... E, 1312 tarihli işte e, Birgi'deki e, cami bunu ilginç kılan şey Anadolu'da o Selçuk döneminde bu tarz yapıların genelde birkaç yani çok şey ama e, buradakinde e, yine e, enilelik azalıyor ama bu dikine artık kullanılan bir plan ama öbür taraftan taşıyıcı sisteminde ahşap o ayakların tümüyle yığmaya dönüşmesi e, birinci olarak böyle dikkati çeken daha sonra bizim ilgimizi çekecek bazı şeyler buradan çıkabilir. E, Şimdi mesela bunlar hep bazen bana çok ilginç geliyor. Biz de şimdi günümüzde efendim caminin minaresi nerede olur? Caminin girişinde sağda olur. Bilmem ne kapısı nerede olur? Şimdi bu bazı e, yapılara bakınca bunların hepsi ezber bozuyorlar. Evet bu onlardan bir tane. Bu onlardan bir Minarenin yeri itibariyle ezber bozuyor. Bu arada e, ben İzmirliyim. Birgi de İzmir'dedir. Ve Birgi e, inanılmaz güzel bir yerdir. Yani Türkiye'de mutlak surette görülmesi gereken yerlerden biridir. Onun da altı. Ve de e, sivil mimarlığı da korunmuştur. O açıdan o bütünlüğü görmek için iyi bir yerdir. Tire, Birgi ve kula. <laughs> Üçünü bir arada sayalım. Şimdi e, burada bir başka yapı, bir, bütün bu ne diyelim konunun uzmanı, tarihçilerin aslında konu üzerinde hem fikir olduğu yapılarda, yani, yapılarda çok çizerler yani, böyle. E, işte. Bütün kaynaklarda geçer. Yani bu e, yapı tarih olarak 1366 Osmanlı kurulmuş. Şimdi birazdan Osmanlı'nın 1320, 30, 40, 50'lerde ne yaptığını göreceğiz ama 1366'da aslında Osmanlı sayılmayan Manisa'da bir beylik, Saruhanoğlu Beyliği'nin yaptığı bir cami. Şimdi şöyle de bir şey kaçırmayalım. Yani bu Avrupa Orta Çağı var. Avrupa Orta Çağı'nın genel yapısı şu. Yani tamam bir zihniyet önemli, o içeri kapalı bir düşünce yapısı var. Onun mimarideki yansıması da böyle ışığı az içine alan, karanlık, kalın duvarlı, Yapılar, bunun Selçuklu'da da benzerleri var. Ama bunun bir zihnetin yanı sıra teknolojiyle de ilgisi var. Ya yani kullanılan yapım teknikleri de size o sınırları veriyor. Yani işte Avrupa bunu Gotik mimarlıkla aşıyor. Biz Osmanlı klasiğiyle bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani yapımızın içine daha çok ışığın girdiği, daha ferah herkesin e, ne diyelim daha mutlu hissettiği yapılar. Çünkü Orta Çağ yapıları genelde e, kış iklim koşullarını da düşünerek e, genelde daha karanlık karakterli. Bu, bu yapı e, daha önceki devirlerde işte e, Anadolu'da e, Konya'daki e, camiden Konya Alaaddin Camii'nden tutun işte ta, Kızıltepe Ulu Camii Silvan Ulu Camii gibi o geleneğe baktığınız zaman bunlarla e, yavaş yavaş ayrışmanın başladığı bir yapı. Yani yapının bir iç ne diyelim avlusu, revaklı bir avlusu oluşmaya başlıyor. Giriş kapısının olduğu bölge. Bunlar böyle bir sonraki şeylerin habercisi aslında. Öyle diyelim. ve mihrabın önünde kendi yapım tekniği açısından büyük bir kubbe var. bu arada şöyle bir şey söz edelim. Osmanlı'dan önce büyük çaplı kubbe bildiğimiz Roma'da milattan sonra 80 yılında 110 110 yılında Panteon'daki işte o tapınak sonra kiliseye çevrilmiş. Bu çaptaki en büyük yapılardan birisi. Bir tanesi de bizim coğrafyamızdaki Ayasofya. Şimdi bizim için çok dikkati çekecek yapılardan birisi daha sonra başka şeylerin yine habercisi olan eski adıyla Ayasulu diye bilinen Ayasuluk daha 1940'lardan 50'lerden sonra Selçuk isminin daha yaygın kullanıldığı İsa Bey Camii diye literatürde geçer ama aslında ne diyelim çok eski bütün kaynaklarda Ayasolu diye geçiyor. Bu yapı yapıda şimdi eline planlı bir cami ancak bunun ilginç olan tarafı bir revaklı avlusu ve bizim Osmanlı'da daha sonra göreceğimiz yapıların benzer bir etkisi var. Bir de işte üst kota doğru erişen işte o bir taş kapısında olması da biraz tabi ilginç. Bu yapıda uzun yıllar harap kaldığı için günümüzde biraz tabi o dönemin izlerini çok iyi taşımıyor. Ayasoluk'un da nereden geldiğini söyleyelim. Söyleyelim. Selçuk'ta Ayasuluk Tepesi vardır. O tepe bu Hristiyanlar için kutsal kabul edilen 4 İncil'den Yuhanna İncil'inin yazıldığı yer olarak geçer. Ve orada şu an bir kale ve onun altında da e, yine Hristiyan dünyası için önemli bir kilise bulunur. Ve şu anda yurt dışından da hacı olmaya geliyorlar. Evet. En son 1964 müydü o Patrik şey Vatikan'dan e, şey Papa da gelmiş evet, Türkiye. Evet. 60 öyle bir tarihte geldiğini evet. hatırlıyorum. Şimdi bir dönemler harab olan e, bir yapı e, Balat e, günümüzdeki millet harabelerinin hemen kenarındaki İlyas Bey, burada dikkat edin kavramlar biraz değişmeye başlıyor. Sadece tek yapıdan söz etmiyoruz, bir külliye. Yani şimdi başka bir şeyden söz edeceğiz. Cami var, medrese var ve hamam var. Aslında birkaç tane başka bir şey. Şimdi bunları geçip bizim Osmanlı İslam şey ilk olarak 1300 yanılmıyorsam Bursa'yı 1326'da e, alıyorlar. Ama Bursa'yı aldıkları tarihte Bursa küçük bir kale içi şehri. E, o zamanki adıyla işte e, Tekfur e, Dağı'nın kenarındaki bir yer. E, Osmanlı kaynakları da onu uzun yıllar kullanmış. Yani Tekfur Dağı kavramının ismini. Şimdi e, bu Orhan Camii parantez içinde dikkat ederseniz bir kavram kullandık. Zaviyesi. Yapının e, normal şu anda günümüzde biz her tarafını ibadet cami için kullanıyoruz ama zaviye kültürü Selçuklu devrinden beri olan içerisinde işte kalınan, eğitim yapılan yaşanılan bölümlerin olduğu ama aynı zamanda ibadet edilen yerin bulunduğu bir yapı. Yapım tekniği olarak kendi yöresel bazı şeylerden etkilendiği belli. Çünkü daha önceki Tabii buradaki Bizans yapılarından hemen etkilendi demek değil ama kullandıkları örgü sistemleriyle falan onlardan etkilendiğini görüyoruz bunun. Bir ama son cemaat yerinde revaklı bir giriş var. Ya bu kısım ilginç. Bunun işte bunlar daha sonraki o revaklı, tek kubbeli camilere altlık diyebileceğimiz şeyler. devam edeyim. Bu şey planlı iyi bir planı yoktu. Onu koyamadım ama Yine aynı tarihlerde şimdi dediğim gibi genelde cami üzerinden gidiyorum ama araya böyle mümkün olduğunca serpiştirmeye çalıştım. Şehir sadece ibadethaneden oluşmuyor. Ticaretin döndüğü mekanlar var. Bunlardan işte ilk Osmanlı döneminde yapılan yapılardan birisi Emirhan'ı. Cami mimarisi için kullandığımız klasik dil ifadesi sivil mimari için de geçerli midir? Yani örnekleri üzerinden bugün okuyabiliyor muyuz o şey? Örnekleri üzerinden bunu söylemek herhalde o tarihler için söylemek güç. Ama bizim elimizde e, ne diyelim? E, Bursa çevresinde en yakın ulaşmış yapılardan bir tanesi şu an e, Yenişehir, Bursa'nın ilçesi olan Yenişehir'de e, müze olarak kullanılan bir ev var. E, onun malzemesiyle, tekniğiyle o var. Ama hani biz genel olarak bu konuda çok da şeyi 1800 öncesi yapıları koruduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Ama onun da şey olarak yani burada birkaç şey var tabii. Yani yapıların insanların konfor algısı diye bir şey bence çok farklı. Yani üşümeyle ile ilgili veya ısınmayla, soğumayla ilgili değerler farklı. Şimdi büyük boyutlu camların üretilmeye başlanması hem Avrupa hem burada kullanılması 19. yüzyıl. O tarihe kadar o yüzden içeride kapaklı pencerelerin olduğu camın az olduğu yapılar var. Ya ama e, Osmanlı'nın batı bölgeleri için bizim seyyahlardan duyduğumuz okuduğumuz tarifler var. O tarihler tariflerde ahşap yapının kullanıldığı işte e, kerpiç diyebileceğimiz dolguların kullanıldığı ama kat yükseklikleriyle ilgili veya işte saçakları bizim işte günümüze ulaşmış 19. yüzyıl yapıları gibi miydi gibi sorulara çok net cevaplar vermek açıkçası mümkün değil. Ya yani bunun benzer işte Güneydoğu için mesela Mardin örneği için konuşacak olursanız Mardin'deki günümüzde görülen o büyük konaklar da çoğunlukla o 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasında inşa edilmiştir. Ondan önceki yapıların hep tek katlı olduğunu çoğunlukla olduğunu biliyoruz. Bir tek işte anıtsal yapılar daha yüksekler. Şimdi Osmanlı mimarisindeki başta İsmail Bey'in sorduğu bir soru vardı başlarken. yani bu bir mekanın üstünü tek başına geçmek nasıl olur? yani bunu niye istiyorlar? Niye o olabilirliği? Şimdi birkaç tane tabii mevzu var. Bir tane teknik problem var. Başta bahsettim. Sizin bir mekanın üstünü örtebilecek malzemeniz ve teknolojinizin olması lazım. Bir ikincisi de bunun için bir sebebinizin olması lazım. Sebebiniz işte bütün inananları işte ayakları olmayan bir mekanda bir yöne döndürüp onu bir ortada bir hedefe doğru yönlendirmek diyeceğim ben onu yapabilmek asıl hedeflerden birisi ve bunun işte araçları da teknik ve malzeme. Bunlar da zaman zaman kullanılmışlar. Şimdi bu yapılardan bir tanesi İznik'teki Hacı Özbek Camii. Bu yapı aslında oldukça küçük bir yapı. Ama bunlar şimdi o küçük yapılar daha sonraki o büyük denemelerin başlangıcı ve şey olarak şimdi bir öncekinde gösterdiğimizde toplumun bir başka kültüründen söz ettik. Zaviye dedik mesela. Yapının içinde ibadethanenin yanı sıra başka işlevler var. Şimdi bu yapı tek başına ibadet için inşa edilmiş. Bu arada kaynaklarda adı geçen ama günümüze ulaşmayan çok sayıda zaviyenin varlığından haberdarız. Yani bunda isimlerini biliyoruz ama bunlar da muhtemelen yapım teknolojileri, kullanılan teknikler itibariyle daha üzerleri ahşap örtülü, daha basit malzemeli olduğunu hayal ediyoruz. Yani bütün araştırmacılar da bunu düşünüyor. Çünkü şey günümüze ulaşmaması da bir yönden öyle bir şey ulaştırıyor bize soru işe. Bazı kavramları aslında içinde yaşayan insanlar olarak bilmememiz de çok üzücü. Zaviye defalarca geçti bugün. Mesela Beyazıt Camisi işte Tabhaneli ya da Zaviyeli Cami örneğidir. Ben merak ediyorum acaba içine girdiği zaman caminin sağ ve sola doğru genişleyen iki tane bir oda diyebileceğimiz bir yer var orada. Neden bunu böyle yapmışlar diye soranlar oluyor mu çok merak ediyorum. Çünkü sorulması gerek bir cevabı var. Yani o farklılığın arka planında bir fikir var, bir yaşanmışlık var. O anlamda Zaviyeli Cami nedir? Zaviye ne anlama gelir? Bunu da konuşmak gerek bir gün diyelim. Devam edelim. Devam edelim. Biraz başta konuştuğumuz şey yapılar tamam bizim gözümüzün önüne fiziksel örnekleriyle varlar ama... Onların o oluştuğu kültürel ortam önemli. Yani efendim 1450'den sonra, işte 1480'den sonra niye böyle bir cami tipi yapılmamış diye sorarak tersinden gitmek de mümkün. Yani o dönemki din algısı, sosyal-kültürel değerler bunları biçimlendiriyor. Yani işte şimdi niye klasik bir cami yapmaya çalışıyoruzun cevabı gibi. Yani bu günümüzün beğenelim beğenmeyelim kültürel dünyası bunu istiyor diyelim öyle bir şey. Şimdi bu yapının günümüzde şu ortadaki kısım oldukça Arap bu 1940-50'lerde çekilmiş fotoğraf. Bilecik'teki Orhan imareti yine zaviyeli cami diyebileceğimiz günümüzde çelik askı sistemiyle koruma altına alındı. Yani yıkılma tehlikesi olduğu için. Ee, ama dikkat edersek yine sağda solda iki tane bu e, tabhane ya da zaviye dediğimiz hacimler var Onun önünde revaklı bir bölüm ve ortada bir e, e, giriş bölümü ve içeride ibadet bölümü Şimdi bu mod, bu tekrar, bu modül bu, bu biçim e, Bursa'da e, İznik'te cikte İstanbul'da Edirne'de çok sayıda tekrar ediliyor Bu bunu geçebilmek için 1440'lara falan ilerlememiz gerekiyor. Şimdi ilginç örneklerden birisi Bursadaki Murat Uydanlıcıgar Camii ve Tre diyelim Medresesi. Yapı yine aslında dikkat ederseniz üst katı bu iki katlı bir yapı. Üst katını düşünmezsek aslında e, zaviyeli bir cami plan tipini andırıyor. Ama dikkatle bakıldığı zaman üst katta medrese hücreleri var. Alt katta zaviye var. Aslında şöyle söyleyeyim günümüzün böyle çok amaçlı işlevli yapılarından bir tanesiymiş gibi benim gözümde böyle bir şey canlandırıyor. İşte külliye anlayışını tek bir külliye anlayışını kompakt hale getirilmiş, sıkıştırılmış versiyonu gibi geliyor. Şimdi işte günümüz müteahhitleri alışveriş merkezi, o residence, o ofis katı bilmem neyi birleştiriyorlar ya yani işte bu bu da o dönemde yapılmış bunun kompakt bir örneği. Bu konudaki yapılmış nadir örneklerden birisi. Normalde daha sonraki örneklere bakacak olursak bu medresenin ve diğer mekanların hep ayrıştığını görüyoruz. O aslında günümüzdeki bir mantıkla değil ama öyle bir ayrışmak ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Selçuklu dönemi medrese yok muydu? Vardı ama Selçuklu medreseleri daha çok içine kapalı, orta avluları daha kapalı yapılarda. Osmanlı'da bu daha açık avlulu, daha başka bir şeye dönüşüyorlar. Şimdi Osmanlı bir taraftan e, Bursa'da kalmıyor. <laughs> Rumeli yakasına geçiyor ve 1360'lar, 55'lerde de Bulgaristan'ın işte şu an günümüzde Filibe denilen işte Filibe civarını ele geçirince Filibe'nin e, Ulu cami yapılması için bir işte yapı şey seçilip yapı yapılıyor. Ya bu yapılan yapı da e, genel olarak daha önce gösterdiğimiz örneklere de bakarsanız işte bu Birgideki eee Ulu Camiini e, bu anlamda bakabiliriz işte. Yani bir tabii farklılıkları olmasına rağmen bu da dikine planlı ama yine e, ayaklı, çok ayaklı e, bir yapı. Yanılmıyorsam o 7-8 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı restore etti. E, şu anda iyi vaziyette yapı gezilebilir vaziyette. Bu birden coğrafyamız <laughs> Balkanların ortasına geçtik. Şimdi tekrar tarih olarak dönelim. İznik'te Yeşil Cami. Şimdi İznik'te biraz önce baktığımız yapıdan mekan olarak iki cami de birbirine çok yakınlar. Yürüyerek gidebilirsiniz İznik'te. Ee, diğeri ne kadar daha basık e, bir küçük bir yapıysa, bu yapı e, aralarında e, 30-40 yıl olmasına rağmen bir daha e, ne diyelim daha ferah bir içi olan e, işte pencerelerin ışığı işte e, içerisindeki süslemesiyle e, kubbesine geçiş elemanlarıyla daha başka bir dilin habercisi yine önemli bir yapı ve yakın dönemde de burayı Bursa Büyükşehir Belediyesi restore etti. Bu Geçen yaz çektiğim bir fotoğraf. Hemen karşısında İznik Nilüfer Hatun imareti. Günümüzde İznik Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan yapı. Aslında yine bu bahsettiğimiz tabhaneli yapı plan tipolojisiyle inşa edilmiş bir yapı topluluğu. Bir yapı. Çevresinde yine dediğim bunların hemen çok yakında başka camiler ve yapılar var. Günümüzde tabi bağlamından kopma dediğimiz mesele ortaya çıkıyor. Sivil mimarlık örneği yapılar kalmadığı için bu yapıların çevresi nasıldı bunu söyleyemiyoruz. Burada ilginç bir yapı İznik'teki şu an burada bilgisi eksik olabilir ama Süleyman Paşa Medresesi. Bu anlamda en özgün örneklerden birisi. Çünkü bu 1350'lere 60'lara kadarki yapılarda Osmanlılar çevrede gördükleri yapıların malzemelerinden gerekirse devşirme dediğimiz uslupla malzeme toplayarak veya kemerini falan tekniğine başka tekniklerle yaparak yapmışlar ama İznik Süleyman Paşa medresesi bu anlamda ilk özgün örneklerden birisi. Niçin? Çünkü kullanılan sütun başlığından kemerine işte düzenine kadar artık tamamen biçim sadece ne diyelim medrese yapısı deyip geçmeyeceğimiz ama tasarımın detayına kadar düşünüldüğünü üzerinde dikkat edildiğini gösteren yapılardan bir tanesi. Bu arada hep bazı şeyler araya böyle bilgi sokarak gitmek lazım. Osmanlı Sultanları işte Bursa'da veya işte İstanbul'da da öyle bir yer alındığı zaman oraları o Müslüman yerleşme haline getirmek için Burada gördüğümüz tarihten itibaren 1380'lerden itibaren yapı toplulukları yani külliyeler inşa etmeye başlıyorlar ve bunlar o şehri baştan aşağı değiştiren şeyler oluyorlar. Ken Osmanlı kitaplarında kaynaklarında hep buna şenlendirme adı veriliyor. Yani bu o bölge şenleniyor. Şimdi Bursa Yıldırım Külliyesi aslında çok ilginç. Yapıldığı dönemde yerleşimin olmadığı bir yer. Bursa Kalesi'nin dışında Bursa'nın işte doğu tarafında kalan ...bir tarafta yapılmış bir yapı topluluğu, bir cami, işte medrese, hamam ve Darüşşifa... ...ilk Osmanlı Darüşşifası'nın yapıldığı yapı. Ya bu aslında şimdi günümüzde ben bunu hep bazı böyle örnekler veriyorum. Yapılan bir iyi alışveriş merkezi, bir okul çevresinde nasıl yeni bir yerleşim teşvik ediyorsa... ...bu yapılar da dönemi için yeni yapıların oluşması için teşvik edici bir şey oluyor. Yani şey Osmanlı klasik mimari sadece efendim kemeri şöyleydi kubbesi böyleydi değil ama aynı zamanda o yaş kenti de dönüştüren çevresinde hayatı oluşturan yapılar topluluğu. Tabii Osmanlı tarihi açısından sıkıntılı süreçlerin de başlamaya yaklaştığı dönemler. Malum Yıldırım'ın Ankara Savaşı'nda Savaşı kaybetmesinden sonra Osmanlı'nın o girdi Fetret devresinden adı verilen devrede bir süre bu Osmanlı seferleri duruyor. Yönetim biraz karışıyor ama Yıldırım bu hemen şeyden önce Ankara Savaşı'ndan önce yapılan işte eski geleneğin birazcık daha diyelim yeni yorumu kendi çağı için yeni yorum sayılabilecek Bursa Ulu Camii. 1399, 1400 işte tarihleri. Şimdi buraya kadarki anlattıklarımızdan Yıldırım Camii ile birlikte aslında daha organize bir şeylerin başladığını daha yakından görebiliriz. Daha öncekilerde bir yapı, bir medrese, bir cami bir şeyler vardı ama şimdi aslında bunun daha bütün olarak düşünen, bunu şehri değiştiren, dönüştüren başka bir şeye ...evrildiğinde görmeye başlıyoruz Bursa'daki Ulu Cami. Şimdi Osmanlı kültürü için önemli yapılardan bir tanesi bedestenler. Bu Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan Bursa Bedesteni. Bursa yani bedestenler malum Bezazistan denilen... ...işte kıymetli kumaşların, eşyaların saklandığı yapılar. Bursa'da Osmanlı ya özgüt diyelim ilk örneğini Bursa'da görüyoruz 1400'de ortada kapalı alan ve dışında dükkanların bulunduğu bölge. Bu daha sonra Edirne'de, İstanbul'da çok sayıda örneğini göreceğiz ama bu bedestenlerin işte Anadolu'da da var örnekleri. Ama Osmanlı dönemi Osmanlı bunu kendi yorumlarını yapıyor. İşte Saraybosna'da, Üsküp'te, bütün o şehirlerde de benzer biçim olarak benzer yapıları görebiliyoruz. Şimdi bu bizim için daha sonraki tamam dönemde oluşmuş ama ilgi ilgi çekici bir şey. Dikkat edersek bu bütün o bedesten hanlar ve Ulu Cami'nin olduğu Bursa. Bu bütün çevresinde de ticaret bölgesi. Yani bu 1400 yılında oluşmuş bir şey değil. Bu gördüğümüz resim 1550'lerde tamam oluyor o tarihe kadar ben hani şu ilişkinin nereye gittiğini görmek açısından aslında o tarihte bir burada bir burada bir tane üç tane yapı var ama bu ekleniyor. Farklı ne diyelim mesleklere üretim dallarına yönelik hanlar Bursa'nın o gelişmesi ticaretteki önemli binayen ortaya çıkmış. Şimdi hemen tarihimizi 1413-14 Edirne eski cami. Tabii yapının içi 19 ve 20. yüzyıldaki restorasyonlarla 1400 yılının üslup özelliklerini göstermiyor ama yapının dışıyla bunu görmemiz mümkün. Şöyle işte revaklı bir girişi hatta şadırvanı da yapının dışında içeride de ayaklı bir düzenlemeyle bir cami yapılmış. Burası şimdi Rivayetler öyle ki Edirne'deki Selimiye Cami'nin bulunduğu alan o dönem için Osmanlı'nın Edirne Sarayı'ndan bir tanesi imiş. Edirne Selimiye yapılırken Saray yap... ne diyelim Saray başka yere taşınmış ama bu yapının bulunduğu yerde konum olarak da ilginç. Edirne Kalesi'nin dışında bir yerde olduğu için şehrin de hani güvenliğinin arttığı Osmanlı'nın hani bu anlamda şehre güven verdiğinde gösteriyor. Hemen yakınında Edirne Bedesteni. Yani şey olarak planını koymadım ama Bursa'daki yapının bir başka benzeri ortada o kıymetli malların saklandığı yerler etrafında dükkanlar. Tarih 1421. Bursa'da Çelebi Mehmet devri işte bu fetret dönemi bitmiş. Dikkat ediyorsak yine külliye kavramı kullanıyoruz, tek yapı sözünü etmiyoruz. Bir cami, türbe, hamam, medrese gibi yani bu o dönemin toplumsal ihtiyaçlarına cevap verecek bütün yapıların bir arada yer aldığı bir yerleşim düzeni. Tabii burada ilginç durumlar var. İşte yapının giriş taş kapısından tutun. Kullanılan Çinlilere, e, süslemelere kadar e, rivayet yine burası için odur ki yani bu işte İran'dan gelen sanatkarların bu yapıyı e, Çinlilerini imal ettiği ile ilgili şeyler var. Mesela e, o tarihten sonra işte e, İstanbul'daki Çinli köşk dışında böyle çok Çin'in yapının dışında kullanıldığı yapıda çok azdır yani bazı mekanlarda vardır dışında yoktur tarih olarak birkaç yıl önce şeyden Bursa'daki Yeşil Cami'den ama Amasya Beyazı Paşa. Şimdi bunları biraz daha hızlı geçebilirim. Çünkü tipolojik olarak benzer şeyler hep söylüyor. Bize bir şeyin hazırlığı var ama daha bir şeye geçmemiş diyelim. Bu Amasya'daki Bayezid Paşa Camii yine aynı plan tipini kullanıyor. Ama burada ilginç olan renkli taş kullanımı, revaklarda daha sonradan işte Şehzade başında Edirne Selimiye'de daha göreceğimiz yapılar. İlk diyelim çok kapsamlı ne diyeyim, geniş alan kaplayan yapılardan bir tanesi de yine Bursa'daki Muradiye Külliyesi. İşte camisi yine tapaneli bir cami, medresesi, türbeleri ve hamam var. Ama bu yapıda dikkat ederseniz bu bildiğim kadarıyla da 1425'ten sonra da Osmanlı Edir, Bursa ya, külliye yapmamıştır. Yani yapılar olmuştur camiler, medreseler ama bu tarihten sonra külliye anlamda bütün olarak inşa edilmiş yapılar yok. Bu yapının günümüzdeki yerleşimi yine aynı Sultan Murat Edirne'de benzer bir plan tipinde bir başka cami yapıyor. Bu yapıyı da işte Edirne'nin tepesi tepelerinden bir tanesine konumlandırıyor. Bir ufak bilgi araya yine yerleştirelim. Şimdi Osmanlı'nın yerleştiği şehirlerde genellikle daha önce işte bu gördüğümüz Bursa, Edirne, İznik gibi şehirlerde daha önceden bir yerleşim var. Bu yerleşimin üzerine ekleniyor ama şehir büyüyünce o yerleşim sınırlarını aşıyor ve gelişiyor. Bu birinci durum. İkincisi şehirlerin e, yüksek noktaları ibadethanelerin yerleştirildiği yerler oluyor. Şimdi İstanbul'a gelince bir başka durum ekleniyor. Şehrin tarihsel olarak önemli yol güzergahları'nın üzerine önemli yapılar yerleşmeye başlıyorlar. O şehrin imari için başka bir yöntem olarak gözüm dikkati çekiyor. Bu cami Osmanlı klasiğinin aslında ne diyelim başlangıç camilerinden bir tanesi. Birçok nedeni var. Bir tanesi o çok büyük kubbenin hani merkezi kubbenin yapılması için öncü örneklerden bir tanesi. İkincisi yapıda kullanılan minare adetleri ve üçüncüsü o daha önce Selçukta gördüğümüz İsa Bey Camii'nden sonra ee, ...Osmanlı'da ilk defa gördüğümüz... ...o revaklı ortasında şadırvanı olan avlu... ...bu anlamda ilk örnek... ...ve daha sonra işte... ...o kadar çok örneğini göreceğiz ki... ...bu bu açıdan çok öncü... ...yapının kendisinin bir başka özelliği... E, ...minarelerinin işte... ...üç şerefeli cami denilme sebebi... ...üç şerefesinin olması hani... ...bir şey olarak hani bir üstünlük değil ama... Ilk üç, ...ilk üç şerefeli cami... ...artı... E, ...üç şerefeye de üç ayrı yoldan çıkılması... Daha sonra mimar Sinan'ın Edirne Selimiye'de açtığı bir durumda. Ondan sonra pek örneği yok ilginç yapılardan. Bu açıdan böyle çok öncü bir anda bütün hepsini bir arada denemişler gibi görünüyor. Bu yapı şurada gördüğünüz üzere işte iki tane büyük ayak ve onu taşıyan bir kubbe. Altıgen sistem. Alt, evet evet altıgen sistem var. Ama iç mekana girdiğiniz zaman şu fotoğraf yani o iç mekandaki ayaklar çok bölücü değiller. Yani o mekanın bütün bütünlüğünü engellemiyor bu anlamda. İşte bahçesindeki şadırvanı, revakları fakat şeyi ilginç tabi burada minaresinin o burmalı yukarı çıkan şeyi daha sonradan mesela Şehzade başından sonra Osmanlıda bu şekilde bir yapı minare görmek çok mümkün olmuyor ilginç dediğimiz gibi daha sonra bu Osmanlıda daha ilerleyen tarihte bu plan daha kareye dönük daha tek kubbenin örtü yapılara dönüşüyor şimdi Edirne'den sonra tabii şimdi ben bu arada bu kadar şeyi bir arada anlatabilmek için arada o kadar çok şey atlıyorum ki. Ya onlara da hani haksızlık ediyoruz ama e, İstanbul 1453'te fethedilince e, Fatih Camii'nin bulunduğu alan eski bir kilise malum. E, o kilisenin bulunduğu alana e, cami yapılıyor. Ama cami e, İstanbul'da Osmanlı'nın yaptığı ilk önemli yapılardan bir tanesi şu açıdan külliye. Çünkü şehre Osmanlı damgasını vurma'nın e, en güzel örneği yapının için birazdan planını göstereceğim. Bu soldaki plan yapının 1453'te nasıl bir şey olduğuna dair bir restisyon çalışması. Şu anda gördüğümüz yapı 1763'teki depremden sonra yenilendiği için planı şu kısımdan sonra değişmiş. Yani şu kısımdan yukarısı daha sonra 1763'te değişmiş. Son peyzaj düzenlemesiyle de sağ olsun şu ağaçların... Evet evet yok, yok. ve çok ne diyelim i̇şte geometrik şey. desenlerle havuzlarımız evet. eklendi. Şimdi yapı bu aslında bizim için Osmanlı'nın hani Fatih Devri klasiğin hani önemli çok önemli bir evresi. Bu bize aslında çok güzel bir fotoğraf veriyor. Yıldırım konuştuk, Yıldırım Külliyesi'ni, Yeşil Külliye'yi konuştuk ama bu çapta bir yapı böyle 1420'lerde onu yapmış bir topluluktan bunu beklemek böyle bir anda öyle müthiş bana bir sıçrama gibi geliyor. Yapının camisi, türbesi, yani farklı düzeyde eğitimler veren medreseleri. Bu çizim bir açıdan eksik çünkü günümüze ulaşamamış bu kısımda bir han, bir hamam da var. Şu anda şu an Fatih'teki BP Petrol'ün bulunduğu yer aslında hamamın ve hanın olduğu yerlerden bir tanesi. Çok 1930'larda falan yok edilmiş. Çok ilginç, acı şeyler. Fatih bu açıdan çok önemli. Şehirde. Şimdi göz, bundan sonra göstereceklerim şöyle ilginç. Daha küçük ölçekli külliyeler ama sultan külliyesi değiller. Dönemin önemli vezirlerinin şehri biraz önce bahsettiğim o şenlendirme çalışmasına altlık olabilecek yapılar. Hepsinden burada söz etmeyeceğim ama hızlıca göstereceğim ama hemen burada Fatih'in yaptırdığı işte günümüze ulaşmış Çinli köşk ve onun o bahsettiğimiz o zengin Çinlileri ama bunlardan bir tanesi Aksaray'daki Murat Paşa Camii. Dikkat ederseniz Bursa'daki o dili İstanbul'a taşıyor. Edirne'deki o dili buraya taşıyorlar. O zaviyeli yapıyı burada görüyorsunuz. Bu yapıda işte yolaşmalarla etrafındaki hamamı işte duvarı falan birçok şey çok oynamış ama Yine de iz taşıyor. İkinci yapı ama bu yapı şöyle ilginçliği var. Şimdi şöyle iki, bir farklılık var. Bu camide tam zaviyeli cami plan tipi tekrar ediliyor. Ama iki tane kubbeli bölüm. Davutpaşa Camii bu meşhur Cerrahpaşa'da Davutpaşa semti adını veren yer. Burada ilginç bir şey başlıyor. Muratpaşa'dan sonra dikkat edin burada tek kubbeli bir mekana dönüşüyor. Yine zaviyeli bölümleri var ama tek kubbeli olması bunun ilginç kılıyor. Mahmut Paşa'nın yaptığı işte meşhur Mahmut Paşa semti ve bu Nur Osmaniye'den çektiğim bir fotoğraftı. işte hem türbesiyle hem mekanlarıyla aslında o Bursa'daki şeyi kullanıyor. Fakat burada bir malzemede farklılaşma var. Bursa'da taşı tuğlayı bir arada kullanırken bu yapıda direkt bu İstanbul'da çok kolay bulunabilen küfek taşını kullanarak farklı bir ne diyelim e, tat başlıyor işte Sultan Şefaati Camii ile başlayan şey devam ediyor. Burada e, e, şimdi hep tartışılan işte sanat tarihçilerin çok yorum yaptığı yapılardan birisi Üsküdar'daki Rum Mehmet Paşa Camii. Bu da o zaviyeli cami tipi ama işte bunun e, duvar örgüsünden tutun da şu pencerelerin üstteki değişikliklerin işte Rum Mehmet Paşa'nın aslında Rum olduğu için böyle şeyler yaptığı gibi böyle bir sürü yorumlarda işin e, çeşnisi diyelim. Yine bu da bir külliye Üsküdar'da Osmanlı'nın yaptığı ilk külliye işte hamamıyla ama bu diğer yapılara da günümüze ulaşamamış. Şimdi Fatih Devri'nin İstanbul'a önemli damgalarından birisi aslında bu şehirde yapılmış olan sandal ve cevahir bedestenleri. Şu etraftaki şu an günümüzün kapalı çarşısı tabi daha tarihlerde yok onlar daha sonra eklenmişler. Şeydeki Bursa'daki sistemin biraz daha gelişmiş ve daha büyümüş olarak önümüze çıkıyor. Fatih'ten hemen sonra Osmanlı mimarisini çok etkileyen dönemlerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Külliyesi. Bunun planını falan koymadım ama bu dönemi için son derece önemli bir yapı topluluğu. Edirne'de nehrin öbür tarafında yeni bir yerleşim alanı oluşturuluyor. İşte şifası, medresesi, camisi, hamamı, çeşmesi artık e, günümüzde bile çok büyük bir alanı kapsayan bir yapı topluluğunu yapabilmek de e, başka bir organizasyon, başka bir kabiliyet. Ya Bu arada hemen yine bir araya bilgi girmemiz lazım. Şimdi e, büyük bu kadar kapsamlı yapıyı yapabilmek için artık bir organizasyona ihtiyacınız var. Yani efendim işte 10 tane ustayı 5 tane adamı çağırdık e, şurada bir apartman yapalımdan çok. Artık bunun organize olduğu bir mimarların işte bu inşaatın organize edildiği saraya bağlı bir birim oluşmaya başlıyor. Ve bunlar onun sayesinde oluşuluyor. Yani daha sonra o mimar Sinan dediğimiz şahsın ortaya çıkmasında bu düzen sağlıyor açıkçası. Bu kadar kapsamlı yapı yaparken maddi gücünüzün olması lazım. Artı bunun çok iyi organize edilmesi lazım ki bu birazdan söyleyeceğim şey yine burada söyleyeyim. Süleymaniye Camii'nin yapıldığı süreyi baktığınız zaman bütün o dünyada o çağ için muhteşem kısa bir süredir. Yani 6-7 yıl gibi bir sürede o öyle büyük yapı topluluğunu ortaya koyabilmek sadece malzemeyi bir araya toplamak paranızın olması değil bunun organizasyonu demek. Günümüzde mimarlık ve inşaat mühendisliği fakültelerinde yapım yönetimi organizasyonu diye bir bölüm var. Bunun için özel ders veriliyor ki bu kadar büyük topluluğu siz hem iş gücünü hem maddi gücü hem de o mimari şeyi ortaya koyabilmeniz için. Şimdi bu Edirne Beyazıt Külliyesi, İstanbul Beyazıt ve Amasya Beyazıt bunlar aslında birbirinin çok önemli yapılar. Yani bu şey bulundukları üç şehirde çok önemli şekilde dönüştüren yapılar. Bu arada hemen arada söyleyelim o tarihte Bursa'da bir kozahan yapılıyor. O han kültürünün çok güzel örneklerinden bir tanesi. İşte yani şu giriş kapısı şiir gibi ben bayılıyorum bu kapısına da. Bu Beyazıt Külliyesi tabi işte medresesi, hamamı ve cami şu plan şeyle Beyazıt Külliyesi'ni şöyle gösterelim. Bu ortada büyük kubbesi ve yanlarda zaviyesi. Burada zaviyenin de değiştiğini dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi eskiden iki odalıyken aslında burada eyvanlı kubbeli odalara dönüşmüş. Ama şeyde kullanılan ne diyelim 3 şerefeli de kullanılan o avlu sistemi burada daha da geliştirilerek kullanılıyor. Bu Beyazıt Külliyesi'nin ne diyelim tüm yapılarını gösteren bir çizim. işte cami, medrese ve hamam ve öbür tarafta da şu anda kullanılan kütüphane olarak kullanılan yapı. Şu yukarı bölge o dönem için Osmanlı sarayının olduğu eski sarayın olduğu bölge. Bu Beyazıt'ın olduğu dönemde eski ne diyelim Bizans İstanbul'un önemli forum, forumlarından birisi. Forum Bovis diye biliyorum yanlış mı hatırlıyorum. Bovis diye öyle bir ismi var. Şimdi Amasya'daki Beyazıt Külliyesi ya da işte doğru okunuşuyla Bayezit Külliyesi bu da yine yapılardan oluşan bir alan. Bu araya giren bir yapı Çembertaş'taki Atik Ali Paşa'nın camii yine bu zaviyeli plan tipini tekrar eden ama o ortadaki kubbenin daha büyüdüğü yapıya hakim hale geldiği bir yapı topluluğu. Yani burada bir deneme var. Yani önceden daha basık bir kubbe varken iç mekana girince bunu daha da hissedebiliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Camii işte e, semte adını veren bu e, plan olarak e, ikinci Beyazıt'ın yani Bayezit Camii'nin planını biraz tekrarlar açıkçası ama e, kubbesinin düzenlemesi açısından da o kadar ihtişamlı değildir. Bundan sonraki dönemler aslında ben biraz başlangıç çevrelerini çok şey aradık burasını daha hızlı geçeceğiz ama şehzadebaşı Külliyesi... şehrin önemli işte Topkapı sarayından başlayıp Edirne kapıya giden yol üzerindeki önemli akslardan bir tanesi işte Yavuz Selim'den sonra mimar Sinan'ın mimar olmasıyla birlikte İstanbul'da Yapılan büyük külliyelerden ilki diyelim. Daha önce çünkü ilk yaptığı Üsküdar'daki Mihrişah Sultan Külliyesi var ama o bu yapıyla karşılaştırılmayacak kadar daha küçük kalıyor. Yine çok sayıda yapıdan oluşan. Ben hepsini şimdi her sefer saymamak için geçiyorum bir külliye. Tabii burada bir şansımız var. İstanbul'da yaşadığımız için bu yapıları deneyimleme fırsatımız var. Yani bu gözle bakmak bence daha tabii önemli. Şu kesiti ben özellikle koyduğum bir şey. Bu biz mimarlar çizim yapıyı anlatırken yapıların kesitini çiziyoruz ki o şeyi şimdi normalde hani yapıyı pasta keser gibi kesip nasıl yapıyor, nasıl olmuş diye bu şey başın bu kesiti aslında yanına Ayasofya'yı veya başka dönem önceki yapıları koyarak bakmak daha anlamlı olabilir. Dikkat ederseniz o yukarıya doğru yükselen o piramidal yapının güzel örneklerinden bir tanesi. Hem de e, o kesitlerin zarifleşmesi. Yani e, bir önce Ayasofya'da taştı, tuğlaydı. Bu da taş ve tuğla ama bu onun daha zarif bir yorumu, daha incelmiş bir hali. Şimdi daha tabii iler, ilerleyen süreçte daha güzellerini de göreceğiz ama bu bizim için işte ortada bir ana kubbe ve bunu destekleyen yarım kubbelerle oluşan bir yapı. E, dikkat ederseniz hemen burada öbür tarafta e, Burmalı Mescid denilen hemen bir mescid var. Aslında hemen yakında bir başka mahalle mescid varmış. Bu o arkadaki mescid daha erken tarihlidir. O da korumuş bu şeyin e, kemerin öbür tarafındaki kemere gelmeden buradaki. Şimdi buralarda artık e, işte e, sözün bittiği yer diyelim e, Süleymaniye Camii işte ettiğini söylediği gibi insanın nefesini kesen yapılardan birisi. Şimdi tabi günümüz insanının şeyleri, algılamaları farklı. Tabi bu şeyden çek, Beyazıt Kulesi'nden çekilmiş fotoğraf ama Yangın Kulesi'nden ama günümüz insanı biz hepimiz dolaşırken içine giriyoruz, dışına giriyoruz ve böyle fotoğrafları görme şansımız var. Yani bunu 100 yıl önce bu insanların çok az insanın çık kuleye çıkabildiğini düşünürsek falan bu Etki çok muhteşem. Zaten buradan görmek bile muhteşem. Onu, e, tam gökyüzünden e, o... Bir fotoğrafı daha var göstereceğim. Şimdi Fatih Camii'nden sonra İstanbul'a Osmanlı'nın e, ne diyelim hem alan olarak hem e, zerafet olarak e, getirdiği en önemli yapılardan birisi. Şimdi bu plan bize aslında bunu çok iyi söylüyor. Ya bu arada sadece yapıların bizim günümüzde hep tartıştığımız bir şey. Yani yapıların mekanı olarak büyüklüğü, hacim olarak bilmem neleri falandan söz etmiyoruz. O bulunduğu topografyayla, şehirle ilişkisi açısından bahsediyoruz. O eğimli topografyayla nasıl medreselerin kademeli olarak yerleştirildiği, günümüzde işte kepçeyi kamyonu sokup dümdüz yaparak yapmak yerine o topografiye uyumlu bir yapı yapabilmenin çok güzel bir örneği. Yine merkezi bir kubbe, dört tane ayak var. Ama diğer tarafta o bizim başta hep hazırlıklarını gördüğümüz o avlu medrese tipleri burada artık zirveye ulaşıyor. Bu fotoğraf aslında bunun güzel bir örneği. Yani burada şeyi bile çok aslında Galata tarafından bakınca o kadar etkileyici ki bu iki minarenin bu öndeki minarelerden daha alçak olması, o topografyayla ilişkisi, şuradaki medreselerin her bir hücresinin farklı kodlara oturtulması aslında son derece ustaca işler. Yani hem mimarlık açısından hem de artık o sanatın ulaştığı şey açısından. Benim İstanbul içinde çok beğendiğim yapılardan bir tanesi şehrin öte tarafında Üsküdar'da ee, o eski yerleşimin bittiği noktada yapılan Atik Valide Külliyesi. Bu da yine Mimar Sinan'ın yaptığı yapılardan bir tanesi. Şehrin yerleşim bitiyor. Dışarıya doğru yapılıyor. Ee, ve yine işte bimarhanesi, medresesi, darüş şifası, hanı, e, camisi ve hamamı o kadar e, birçok yapıyı bir arada barındırıyor ve Üsküdar'ın o yöndeki gelişmesini tanımlıyor. Yani bu şehir için çok önemli onun yine bir fotoğrafı. Tek başına bakıldığı zaman işte Edirne Kapı'da yani eski İstanbul'un sur içinden çıkmaya çalışanların ulaştığı nokta Edirne Kapısı. Edirne Kapısı'na varınca oradaki eski bir kilisenin arazisine yapılan bir cami Edirne Kapı Mihrimah Sultan. Ya yani bu yapının da yine merkezi bir plan. Ama bunu da mesela yakınından bakınca kubbesini çok yüksek oturtulur ama dışarıdan e, ne diyelim Eyüp taraftan Bayrampaşa taraftan geldiğiniz zaman e, surun dışından da bu yapının kubbesini algılayabilirsiniz. Bu düşünüldüğünün bir göstergesi diyelim. Şimdi son olarak yani son birkaç tane şeyim kaldı. Edirne'deki Selimiye Külliyesi. E, şimdi e, renkler, e, kullanılan taşların renkliliği işte içerideki kullanılan eee Çin'i ve kalem işleriyle, ile artık ulaşılan zirveyi gösteren yapılardan bir tanesi. 8 tane ayağı olan ve Mimar Sinan tarafından da çok tekrar edilen bir plan. Yapının iş mekanına girince o asıl istenilen tüm mekanın bir araya getirilme düzenini çok zarif bir şekilde görebiliyoruz. İstanbul'un yeni camisi. Yapımı biraz dönemi için yılan hikayesine dönen ama 1600 şeylerde 1665'te biten günümüzdeki Mısır Camii'nde için şey Mısır Çarşısı'nda içine alan bir yapı topluluğu. Ee, klasiğin aslında e, ne diyelim bitmeye başlama seslerini söylüyor. Yani bir kubbesinin fazla yüksekliğiyle falan böyle haberler veriyor yapı ama daha sonra yapılan Sultan Ahmet'in yaptığı Sultan Ahmet külliyesi. Bu şehre ne diyelim yapılmış klasik anlamdaki en son, en büyük külliyelerden bir tanesi. Osmanlı döneminde de aslında bunun sonu. Genel olarak işte yine medreseleri ve çarşısıyla yapılmış bir yapı. Bu fotoğraflar bunları aslında ulaşılan zirveyi iyi gösteriyor. Bu bahsettiğim, başta söylediğim şey Eyüp'teki Şehülislam tekkesi. Klasik devir bitti derken işte barok Nur Osmaniye yapılmış falan ama bir anda bakıyorsunuz şeyde Eyüp'te bir tane yapı var ki klasik üslupla bütün detaylarıyla aynen yine kullanılmış. Çok bana çok ilginç geliyor. Şöyle bir kısaca son şeylerimi söyleyeyim. Bu kanuni devrinde İstanbul'a gelmiş. Ne diyelim Alman gezginlerden diyelim Alman İmparatorluğundan gelmiş onun çizdiği gravürlerden bir tanesi. Şimdi tabi çizimlerin yanıltıcı e, şeyler olabilir resim tekniği açısından falan ama e, şehrin e, bu e, Süleymaniye'nin ve et altındaki mahallelerin oluşumu e, işte e, ahşap e, ama üzeri kiremitli çatılı ama dik çatılı biz tam bilemiyoruz bunlar doğru tarifler midir e, bu da Fatih Camii'nden aşağı kadar ulaşan o eski surların da e, İstanbul surlarının ayakta olduğu e, çevresinde işte yeşiliyle e, o evleriyle o hani bütünlüğü nasıl oluştu? Şimdi biz günümüzde sadece anıtsal abide eserler üzerinden şehri algılıyoruz ama e, bu bize başka bir şeyden söz ediyor ama bir tek tabii takıldığımız nokta resim tekniği açısından o dönemin gravürlerinde olan işte yorum farklılıklarından dolayı %100 emin olamasak da benzer bir İnsanın şey. Sana yüzünü gülümseten bir. Tabii tabii. Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> bu Yavuz, Selim Yavuz Selim herhalde. Hı? Eski. C şey Yavuz Selim pardon. Kularsız eski. Ya, Yavuz Farklı Selim bu. Yavuz Yavuz Selim. Evet. Bu zaten parça parça yapılmış uzun bir şeydir. Ben bunu parça aldığım için çok etkileyici geliyor bana. 1500'ler değil mi o? 1500 60'lar <laughs> falan. Loriç hatırlıyorum. Nasıl? Sanatçı biliyor musun? Loriç olması lazım ama şimdi yanılabilirim. Çok etkileyici. Bu aslında bu kentin siluetini tamamen aslında parça parça daha yakından görsün diye bütün koyduğunuz zaman ekranda gözükmüyor böyle yatay bir şey ama ben o yüzden parçaladım bunu ama o dokuyu hissedebilmek için hani Osmanlı kalesi nasıl bir şeydi? Kentin ne diyelim? Sivil mimarlık örnekleriyle birlikte klasik Osmanlı mimarisinin şöyle birkaç özelliğinden söz edeyim diyorum. Ya bir birim ve bunun tekrarları üzerine aslında bir sistem var. Bu başarılı şekilde 1650'lere kadar, 1630'lara kadar tekrar edilmiş. Yani bir kare, ne diyelim bir plan, bir kare bir mekan, onun üzerinin kubbeyle örtülmesi, o kubbenin duruma göre yükseltilerek medrese, türbe, cami ve bunların yan yana getirilmesiyle farklı varyasyonlar elde edilmesini sağlayan bir çözüm var. Burada çeşitli ölçeklerde işte camiden medreseye aşağıya kadar yapılar var. Bu dediğimi anlatan bir şey. Ve bunların yan yana getirilmesiyle işte ve kubbenin büyütülmesiyle daha büyük alanları örten camiler daha küçüğünde medrese gibi. Ya bu tabii işin kolaycılığı değil ama bu hani işin zihnimizde e ee, günümüz şeyle algılanabilmesi açısından bir şey kısa şey söyleyeyim diyeyim son cümle olarak. Ee, sizi çok yorduk. Biraz ko konu cidden e özetlenebilecek kadar da kolay değil. Çok teşekkürler.